Kripto para piyasasında müthiş bir altcoin sezonuna girdik. Elimize hangi kripto parayı atsak, hangi altcoin'e girsek kar edebiliyoruz. Piyasa bu durumdayken ben de sizler için güzel bir araştırma yaptım. Hangi kripto paralar hala fiyatlanabilir? All time high seviyesine en uzak kripto paralar hangileri? Hangi altcoin'leri alırsak daha da kar edebiliriz gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdım. Bu videoda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Herkese selamlar, Tahirel Koca ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Normal şartlarda akşam 9'dan sonra video paylaşımı yapmıyorum. En geç 21'de videolarımı paylaşıyorum. Ama bugün piyasa gerçekten son günlerde olduğu gibi çok hızlı. Ben de hızlı bir şekilde altcoin tavsiyesi vereceğim. Yani daha doğrusu yatırım tavsiyesi olmadan sevdiğim, beğendiğim, yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri araştırmanızı tavsiye edeceğim bir video paylaşmak istedim. Kanalımızda rehber niteliğinde birçok video var. Hangi borsa nasıl kullanılır veya OKEX ile nasıl 45 dolar kazanılır gibi birçok rehber niteliğinde video paylaşıyorum. Ama ek olarak bir de piyasadan güzel kripto paraları sizlere tavsiye edeceğim, incelemenizi önereceğim bir video paylaşmak istedim. Umarım bu videoyu seversiniz. Eğer bu tarz videoların devamını isterseniz de yorum kısmından belirtirseniz sizlere ayak uydururum. İstediğiniz, sevdiğiniz içerikleri üretmeye devam ederim. Şimdi bu videoda ne yapacağız? 6 tane kripto para belirledim arkadaşlar. Bunlar son zamanlarda biraz yükselmiş kripto paralar. Yani ben geçtiğimiz günlerde bunların hepsini Telegram kanalımızdan duyurdum. Telegram'dan duyurduğum zaman inanın hepsi daha çok düşük fiyatlardaydı. Paylaştıktan sonra gerçekten çok güzel fiyatlara çıkmış durumdalar. Ama hala daha tam olarak istediğim yere gelmediklerini düşünüyorum. Şimdi altcoin'leri sıralamaya başlamadan önce birkaç uyarım var arkadaşlar. Lütfen bu kısmı atlamayın. Öncelikle burada inceleyeceğim altcoin'lerin hepsini ben farklı uzman analistlerin incelemelerini, analizlerini takip ederek derledim. Yani sıradan öylesine bu altcoin güzelmiş deyip bu listeye eklemedim. Hepsinin altında güzel bir araştırma bulunuyor. O yüzden sizler de bu videoyu izledikten sonra kendi araştırmalarınızı yapıp cüzdanlarınızı ekleme yapabilirsiniz veya incelemeye devam edebilirsiniz. İlk uyarım şu, bu videoda bir altcoin'i görüp direkt gidip almayın arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak paylaşmıyorum bu altcoin'leri. İncelemeniz için paylaşıyorum. Bir diğer uyarım, eğer alacaksınız bile gidip direkt olarak şu anki fiyatından alış yapmayın. Biraz düzeltme yapmasını, biraz düşmesini bekleyin. Eğer şu an alacaksanız bile paranızın tamamıyla almayın. Örnek veriyorum, 100 dolarlık bir bütçeniz varsa, yani daha doğrusu şu an paylaşacağım bir altcoin'e 100 dolar ayıracaksanız bunun öncelikle bir 50 dolarıyla alış yapın. Sonrasında fiyat düşerse bir 30 dolarlık daha alın. Sonrasında biraz daha düştü, bir 20 dolarlık daha alın. Böylece 100 dolarınızı harcamış olursunuz. Ve sonrasında eğer alış yaptığınız kripto para aynı fiyatına çıksa bile siz o zaman kar durumunda olacaksınız. Ama yok, direkt 100 dolarlık alış yapsaydınız, düşüşten sonra sabırla bekleseniz bile, aynı fiyata çıksa bile zar zor aynı paranızı korumuş olursunuz. O yüzden kademeli alış ve satış yapmak çok önemli. Kesinlikle bu kurallara uyun arkadaşlar. Uyarılarımızı yaptığımıza göre ilk altcoin ile başlayalım. İlk altcoin'imiz tahmin edeceğiniz üzere TRX, yani Tron arkadaşlar. Uzun zamandır Telegram kanalımızda paylaşımını yapıyorum. Hatta Telegram'ı da bir açalım şuradan. Gördüğünüz üzere 23 Ocak'ta alım satım için coin soran arkadaşlar EOS, TRX ve BNB bakabilirsiniz. Bunların üçü de çok güzel fiyatlandı. Ve bu paylaşımı yaptıktan 6 gün sonra şu şekilde bir grafik gördük. O zaman bile 4 cent civarıymış. Şu anki fiyatını görüyorsunuz. Ben bu fiyatın hala çok düşük bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle aşağıya geldiğimiz zaman arkadaşlar, tüm zamanlar gördüğü en yüksek fiyat, yani all time high seviyesinden şu anda %81.51 daha düşük durumda. Gördüğü en yüksek fiyat 0.3 dolar ve şu an seviyesi bu arkadaşlar. Bu tabii ki tekrar o seviyeye çıkacak anlamında söylemiyorum. Ama şu grafiğe baktığımız zaman iç açıcı bir grafik bence. Şu anda özellikle de altcoin sezonunda olduğumuzu düşünürsek daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ve Ethereum gibi kendi TRC20 tabanı olan bir kripto para sıralamada 21. sırada ve benim çok sevdiğim, çok da kullandığım bir kripto para. O yüzden bu sepete eklemek istedim. Sizler de eğer elinizde yoksa ve almayı düşünüyorsanız inceleyebilirsiniz. Şu an biraz yüksek fiyatta, almak için düzeltme yapmasını bekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Bahsedeceğim ikinci altcoin Numerera arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir DeFi token'ı ve fiyatı hala çok uygun seviyelerde. Bunu da Telegram'da ne zaman paylaşmışım? 7 Şubat'ta, yani bundan bir 5 gün önce kadar paylaşmıştım. Paylaştığım zamanki fiyatı 35,70 dolar. Şu anki fiyatını görüyorsunuz. Yaklaşık bir %25'lik bir yükseliş sergilemiş. Bundan sonra dün bile paylaşmışım. Dün paylaştığımda bile 43.1 dolarken şu an 44.73 dolar ve hala daha yükselebilecek bir DeFi token'ı. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar grafiği bu şekilde ve tüm zamanlardaki en yüksek fiyatına bakıyoruz.
Gördüğünüz üzere 99.79 dolara kadar çıkmış. Şu anda all time high seviyesinin %55.84 aşağısında. O yüzden incelenebilecek, takip edilebilecek bir altcoin. Şu anda 1-2 günde kar ettirir mi bunu kimse bilemez. Ama uzun vadede kesinlikle değerlenebilecek bir token olduğundan emin olabilirsiniz. O yüzden bu videomuzun ikinci konuğu Numerera'ydı. Üçüncü olarak tabii ki EOS'u vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz EOS'u ben çok paylaşıyorum, çok da seviyorum. Şu fiyatları bile oldukça güzel fiyatlar. Yani ben EOS'u da şimdi tek tek gösterip şurada paylaştım, burada paylaştım demeyeceğim. Telegram'daki arkadaşlarımız zaten EOS'u ne kadar paylaştığımı bilirler. Yani 2-3 dolarlarda sürekli altlardan toplayın arkadaşlar diye sürekli duyuru yapıyordum. Belki Telegram'daki takipçilerimiz sıkılmışlardır bile ama ben kendim çok fazla topladım ve şu anda zaten kar durumundayım. Ama hala şunun düşük bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm zamanlardaki şu grafiğe baktığınız zaman neden düşük bulduğumu anlayabilirsiniz zaten. EOS'un arkadaşlar şu an bir CEO sıkıntısı var. Yani haberleri takip ederseniz en son CEO'su istifa etmişti ama biraz olaylı bir istifaydı. Eğer tekrar bir CEO atanırsa, tekrar o sorunlar çözülürse şuradaki hemen all time high seviyesini açalım. Buradaki seviyelerin tüm zamanların en yüksek fiyatlarına tekrar ulaşabileceğini, oraya ulaşmasa bile yarısına bile ulaşsa, 11 dolara bile ulaşsa arkadaşlar neredeyse bir 3 katı kazandırmış olacak ki biz bunu 2,5-3 dolarlardan toplamaya başlamıştık. Sıralamada da 17. altcoin, yani Bitcoin dominansı düştükçe, Bitcoin'e akan para altcoin'lere aktıkça EOS'a da sıra gelecek ve EOS en çok yükselen kripto paralardan birisi olacak. O yüzden hala almadıysanız ve araştıracak kripto para arıyorsanız EOS'u da radarınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü kripto paramız da tabii ki Dashcoin arkadaşlar. Çünkü Dashcoin'i de ben çok fazla paylaşıyorum ve çok da seviyorum. All time high fiyatının hemen şurada görebilirsiniz. Grafikte zaten şu an düşük olmasını sorgulatacak bir grafik var aslında. All time high seviyesini şuradan göstereyim. Tüm zamanlarda çıktığı en yüksek seviye 1642 dolar ve şu anki fiyatının %90 gerisinde. Ya 1640 doları gördükten sonra şu fiyata düşmesi beni biraz şaşırtıyor ama yani 1640'a tekrar çıkmaz, belki 10x yapmaz ama buradan 2x bile yapsa bizim için çok güzel bir kar bırakır. O yüzden Dashcoin'i de araştırmanızı, radarınıza almanızı tavsiye ediyorum. 5. altcoin'imiz Ontoloji arkadaşlar. Ontoloji'yi de son zamanlarda çok yerde görüyorum ve grafiği gerçekten iç açıcı. Onun da aynı şekilde tüm zamanlardaki en yüksek fiyatına baktığımız zaman 10 dolara kadar çıkmış ve şu anki fiyatı en yüksek fiyatının yine yaklaşık bir %90 gerisinde. Yani az önce de dediğim gibi bu belki 10 dolara çıkmaz, 10x yapmaz ama 2-3x yapsa bile bizim için çok güzel bir kar bırakabilir. Son zamanlarda zaten bir yükseliş gösteriyor. Şurada aylık grafiğini bir açalım. Son zamanlarda zaten ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. En son bir ayda bile neredeyse 2x yapmış. O yüzden bundan sonra da yükselebilecek bir altcoin. Ve araştırmanızı önereceğim son altcoin Augur, yani rap nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum. Augur'dur herhalde, muhtemelen böyledir. Rap'i de ben yine Telegram'da duyurmuştum. Aynen burada yazmışım. 27.1 dolardan önermişim. Daha doğrusu araştırmanızı tavsiye etmişim. Ve şu anda 29 dolar. Tabii ki hani 2 dolar artmış bu altcoin sezonu için düşük bir yükseliş. Ama yine de şu anki fiyatının tüm zamanların en yüksek fiyatına kıyasladığımız zaman bu da %70 geride ve daha da yükselebilecek bir altcoin, güzel bir DeFi token'ı. O yüzden bunu da araştırmanızı, incelemenizi tavsiye ediyorum. Dolaşan arzı 11 milyon. Arzı düşük olan kripto paraların fiyatlanması daha yükseklere çıkabilir. O yüzden bunu da incelemenizi tavsiye ediyorum. Videonun başında dediğim gibi bu altcoin'ler benim farklı uzmanlardan derlediğim, hepsinin videolarını izleyip, hepsinin incelemelerini, araştırmalarını izleyip bir video olarak derlediğim kripto paralar. Kendimle tüm bunları inceledim ve yüzlerce altcoin arasından sizler için bunları seçtim. Bunlar gibi daha birçok altcoin var. Eğer bu videoya bir ilgi olursa, eğer hoşunuza giderse tabii ki günlük olarak bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyorum. Genel olarak altcoin sepetimizde bahsedebileceğim kripto paralar bunlar. Umarım bunların hepsi sizler cüzdanlarınıza ekledikten sonra güzel bir yükseliş yakalarlar. Umarım bu altcoinler sayesinde hepimiz güzel karlar elde ederiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.